süper golcülerin zayıflığını bulmama yalnızca bir hafta kaldı. Ve onları yerle bir edeceğiz. Süper golcüler bugün kazanma serilerini devam ettirmeyi umuyor. Topa sahip olma oranında öndeler ama karşılığında sadece bir gol bulabildiler. Uzatma dakikalarında saniyeler kalmışken acaba Sarving beraberliği bulabilecek mi? Ve süper golcüler onları durdurabilecek mi? Görünüşe göre Blok ve Nordschaft arasında bir iletişimsizlik yaşandı. Blok bu hatayı durdurabilecek mi? Samoli ilerliyor. Hayır! Blok şutu engelliyor. Peki Nord topa yetişebilecek mi? Gol! Saming! Bu beraberlikle birlikte süper golcüler çok değerli 3 puandan mahrum kalıyor. Haftaya oynayacakları teknikali maçı onlar için çok zor olacak. Görünüşe göre Blok ve Nordschaft arasında bir iletişimsizlik yaşandı. Süper golcülerin iletişim sorunu bizim kurtuluşumuz olacak. Golcüler, süper, golcüler. İletişim Bloğu. Blok çok konuşan bir oyuncu değil. Ne saha içinde ne de saha dışında. Maç içinde genelde içgüdülerine güvendiğini görürüz. Fakat bugün maçta gördüğümüz durum hiç Blok'un yapacağı türden değildi. Ben Benzet. Golcüler yuvasından canlı olarak bildirdim. Süper golcülerin zayıflığını buldum. Eğer iletişim kuramazlarsa kazanamıyorlar. Demek iletişimlerini kesmek onları yenmenin anahtarı. Ama nasıl? Eğer bu bilgisayarın hafızası benimki kadar iyiyse eminim aradığım cevap burada bir yerlerde ve onu bulacağım. Blok, sen ne yapıyorsun? Gizli antrenman sahasına gitmeye hazırız hadi. Tamam ama neden dolabını boşaltıyorsun ki? Ne? Hayır, bu olamaz. Bırakıyor olamazsın. Bak, koç bizim için özel antrenman programları hazırladı. Böylece dün yaşananları telafi edebiliriz. Tamam, seninle bir anlaşma yapalım o zaman. Bir maç daha burada kalacaksın. Eğer teknikali takımını yenersek takımdan ayrılmayacaksın. Ama eğer kaybedersek takımdan ayrılabilir ve istediğin yere gidebilirsin. Anlaştık mı? Evet. Hadi, gitmemiz gereken bir idman var. Harika. Şuna bak. Beyler, bugün burayı sallayalım mı, ne dersiniz? Bizim için ne planladın koç? Göreceksiniz. Ya da belki de görmezsiniz. Dur geriye. Neredesin? Evet, işte bu. Azul Lokomotif'e karşı maçın son 15 dakikasında sis o kadar yoğundu ki iki takım da göremiyordu ve gol bulamıyordu. Evet. Eğer sahada aynı koşulları sağlayabilirsem biz de kesinlikle süper golcüleri yenebiliriz. Teknikaliyle haftaya oynayacağımız maçta iletişim anahtarımız olacak. Hem takım olarak çalışmak için hem de kazanmak için. Savunmadaki açıklıkları kesinlikle kapatacağız koç. Kesinlikle öyle. Şimdi dinleyin. Bugünkü antrenmanımızda birbirimizle iletişim kurmayacağız. Sesinizi kullanmadan birbirinizle anlaşabilirsiniz. Koç, bunun futbolla ne ilgisi var hiç anlamıyorum. Hiçbir şey söylemeden havalıca onu sana orta attığını nereden anlayabilirsin? Aa, bu çok kolay. Verdiği mesajları okurum. El hareketlerini, kafa hareketlerini. İşte buna sessiz iletişim denir. Aa, taraftarların ne kadar ses çıkardığını biliyorsun koç. Yani bunun gibi mi?
Bu aynı golcüler yuvasında olmak gibi. Pekala beyler, elinizden geleni yapın. Hücum savunmaya karşı. Başlayın. Ne? Ne dediğini duyamıyorum. Aferin. Ama bu kolay olan kısımdır. Şu an hiçbir şey göremiyorum. Koç, hiçbir şey görmüyorken nasıl futbol oynayabiliriz ki? Peki ya bir sebepten dolayı göremeseydiniz ya da duyamazsaydınız? Böyle bir şey asla yaşanmaz koç. Birbirinizin oyun tarzını biliyorsunuz. Neden denemiyoruz? Dikkat! Şimdi bakalım başarabildiniz mi? Arıyordunuz. Evet, çekin. Kalk üstümden. Çekin. Merak etme Blok. Eğer burada bir yerdeysen her şey yoluna girecek. Maçta da karanlıkta oynamayacağız herhalde. Çek şu ayağını. Çekil. Maç süper golcülerin istediği gibi başlayacak. Ta ki hava birden değişene kadar. Takım arkadaşlarınızı görmeden nasıl kazanacaksınız? Ama bu teknik Ali takımını durduramayacak. Test deneme 1, 2, 3. Deneme. Sizi rahatça duyabiliyorum efendim. Mükemmel. Yarattığım bu sis sayesinde kör olacaklar. Ama o zaman biz nasıl göreceğiz? Beni hala duyabiliyor musun? Hemen git buradan. Bu plan hayal ettiğimden bile daha güzel olacak. Blok çok konuşan bir oyuncu değil. Ne saha içinde ne de saha dışında. Maç içinde genelde içgüdülerine güvendiğini görürüz. Fakat bugün maçta gördüğümüz durum hiç Blok'un yapacağı türden değildi. Ben golcüler yuvasından canlı olarak bildirdim. Bir maç daha burada kalacaksın. Eğer teknik Ali takımını yenersek takımdan ayrılmayacak. Ve maç günü geldi. Birçok kişi katılacaktır. Teknik Ali süper golcüleri yenebilecek düzeyde değil. Doğru söyledin. Birçok kişinin katılacağı gibi teknik Ali süper golcüleri yenebilecek düzeyde değil. Ne? Sessiz iletişim. Birbirinize iyice bakın. Birbirinizi okuyun. Çünkü birbirinizi duyma şansınız olmayacak. Herkes bu kulaklık açılarını kullansın. Süper golcüler! Görünüşe göre süper golcüler iletişim sorunları üzerine çalışmışlar. Birbirinizi göremeyecek olmanız ne kadar da üzücü. İyi şanslar süper golcüler. Hadi bu maçı kazanalım dostum. Ha? Az önce ne dedi? Maçı kazanalım diyorum. Tabii, evet. Hey, sana da bol şans. Ve taraftarların aklında tek bir soru var. Acaba Blok bugün takımına ayak uydurabilecek mi? Sahaya baktığınızda sanki havalı John dans ediyor gibi görünüyor.
İnanılmaz! Sadece işaretler yaparak takım arkadaşlarına ne yapacağını söyledi. Bunu nasıl yapıyorlar? İnanılmaz! Süper golcüler ilk golü atıyorlar. Görünüşe bakılırsa süper golcüler iletişim sorunlarını çözmüş. Ve verdikleri mesaj, biz gol istiyoruz. Fazla sevinmeyin süper golcüler. Fazla sevinmeyin. Şimdi bakalım savunmacılar derslerine iyi çalışmış mı? Çıkarıyor. Soğukkanlı ve kusursuzlar. Süper golcüler sahada teknikalinin anlamadığı farklı bir dil konuşuyor. Evet, bu dilin adı futbol. Blok uzaklaştırdı. Vay canına! Topu bir kaleden ötekine kadar yolladı. Gol! Shakes bir gol daha atıyor. Bugün ikinci golünü attı. Bugün ev sahibi takım için resmen bir kabus oldu. Bitime sadece 15 dakika kaldı. Teknikali buradan geri dönebilir mi? Bu noktadan sonra bir mucizeye ihtiyaçları var. Bugün yeterince eğlendiniz süper golcüler. Gördün mü Blok? Sorunumuzu çözdük. Golcüler yuvasında kalacaksın. Buna inanabiliyor musun? İnanılmaz. Daha 5 dakika önce apaçık bir gündü. Çalışıyor. Çalışıyor. Hadi Blok, şu maçı bitirelim artık. Sola pas, 10 metre. Sanırım... Mac, golü görebildin mi acaba? Evet, ben sanırım... Evet, gol oldu. Teknikali savunmayı geçip golü buldu. Topu nasıl görebildiklerini anlamış değilim. İkinci yarıda oldukça farklı bir durumda karşı karşıyayız Mac. Kapalı alanda olduğumuzu görmüyor musun? Elinizde fırsat var. Skoru eşitleyin hemen. İki adım at sola doğru. Hayır, kendi soluna. Şimdi... Teknikali bu durumda bile harika bir performans gösteriyor. Skoru eşitlediler mi? Oho, iki golü de mi kaçırdık? Biz mi? Teknikali maçı çevirmeyi başarıyor ama. Daha ne kadar devam edebileceğimizden emin değilim. Şimdilik soyunma odalarınıza geri dönün. Hakem heyetiyle biraz konuşmam gerekiyor. Belki o zamana kadar sis de geçer. Hiç sanmıyorum. Hey, maç bitmeden bitti diyemezsiniz. Hepimizin odaklanması gerekiyor. Hiçbir şey göremiyorken nasıl odaklanabiliriz ki? Ya maçı iptal edecekler ve puanları bölüşeceğiz ya da maçı tamamlamamıza izin verecekler. Bir mucizeye ihtiyaçları vardı. Ve o bir mucize. Topu nasıl görüyorlar ki? Evet, nasıl gol atabildiler? Bunun önemi yok.
Her şeye rağmen Teknik Ali'yi yenmek zorundayız. Eğer oraya çıkarsak oynamak için sadece 10 dakikamız olacak. Ve kazanmamız için. Beyler, iyi bir plana ihtiyacımız var. Blok'un bir fikri var. Braille mi? Bu görme engelli insanların alfabesi. Ne var? Bu yazdığın gol mü demek? Vay canına! Bu çok zekice. Blok bir gol atmak istiyor. Bunu ben neden düşünemedim ki? Evet, anladım. Ama nokta sayısını tamamlamak için bir adama daha ihtiyacımız var. Bu riskli bir plan. Teknik Ali maçı bitirmek istiyor. Golcüler ne yapmak ister? Evet, hadi gidelim. 3 deyince 1, 2, 3. Süper Golcüler! Bunlar ne yapıyor böyle? Orada ne yaşandığını tam olarak kestiremiyorum ama son düdüğün çalması artık an meselesidir. Ya da hakemin maçı bitirmesine. Hala sahadaki topu takip etmekte çok zorlanıyoruz. Tribünlerden gelen sesleri duyabiliyoruz ama onları görmek mümkün değil. Hücumu üzerimize çekmeliyiz. Sonra blok pozisyon alacak. Ve altın gol planını devreye sokacağız. Tamam mı? Şimdi sola doğru. Hazır olun. Sağa. Şimdi. İşte bu. 5 adım daha atıp topa vur. 1, 2, 3, 4. Şimdi. Sola git. Hayır. 10 adım sağına. Hayır. 23 adım soluna. Hayır, dur. Bu da ne? Bunu nasıl yapıyorlar? Anlatmak çok zor. Fakat sanırım Shanks topu aldı. Yolun sonuna geldin Shanks. Pas atacak kimsen yok. Yoksa bloku unuttunuz mu? Ha? Lütfen orada ol blok. Sanırım top blokta. Evet. Ve gol atıyor. Gol! Süper golcüler! Bu gerçekten de harika bir takım oyunuydu. Süper golcüler kazanıyor. İki takımın da bu koşullar altında oynayabilmesi inanılmaz bir şey. Evet Block. Orada gerçekten de Braille alfabesinde mankafa yazıyor. Hayır ama yani nasıl olur, kazanmamız gerekiyordu. Hayır, ciddiyim. Ben de aynısını söyleyecektim. Şu nokta şeyini. Vay canına. Dünkü maç hayatımda izlediğim en iyi maçtı yani. Neredeyse izlediğim. Haberler senin bu hareketi yaptığını söyledi. Sonra da bunu yapmışsın ve Shanks de gelip wow yapmış ve sonra da... Görüşürüz Block. Görüşürüz dostum. Ha? Ama...